Merhabalar. Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir fırında sebze tarifim var. Hem çok hafif hem çok lezzetli ve et yemeklerinizin yanında mangalda dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben sizi fazla bekletmeden hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle fırın tepsimin içerisine silpatımı serdim. Yağlı kağıtta da serebilirsiniz. Daha sonra üzerine çiçek çiçek böldüğüm karnabaharlarımı ekledim. Aynı şekilde hazırladığım brokollerimi, patates ve halka halka doğradığım havuçlarım, jülyen doğradığım kapya biberlerimi üzerine ekledim. Ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için karabiber, pul biber, kimyon, köri ve tuzumuzu bir karıştırma kabının içerisine aldım. Daha sonra üzerine 2 diş sarımsağımı rendeleyip ekledim. Ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Bütün bu malzememi iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi de ilave ettim ve iyice karıştırıyorum. Bütün malzemelerimiz çiğden arkadaşlar. Bir ön haşlama yapmanıza gerek yok. Bu şekilde yaptığınız zaman lokum gibi pişen sebzeleriniz hazır olacaktır. Bu hazırladığım sosumu bütün sebzelerin üzerine gezdiriyorum. Ve şöyle elimle iyice her tarafına bulaşıncaya kadar sebzelerimi karıştırıyorum. Bütün her tarafı tuzunu, baharatını alsın ve lezzetli bir şekilde hazırlansın diye bu şekilde yaptım ve fırın tepsimin içerisine yaydım. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında çatalı batırdığınızda sebzeleriniz yumuşamışsa pişmiş demektir. Arada bir bir karıştırın arkadaşlar. Şöyle bir alt üst edin. Fırının o tadı, lezzeti sebzelere veriyor ve yağsız bir şekilde hazırladığımız için çok sağlıklı lezzetli fırında garnitürlerimiz hazır. Bir servis tabağımın içerisinde şöyle yoğurdumu aldım ve sebzelerimi üzerine bırakıp servis ediyorum. Siz dilerseniz et yemeklerinizin yanında, tavuk yemeklerinizin yanında makarnayla, pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tariflerimi deneyebilirsiniz. Görüntüsü, lezzeti, tadı muhteşem ve çok pratik bir şekilde hazırlanan fırında sebzelerimiz hazır. Şöyle sizlere ikramda etmek istiyorum. Görüyorsunuz yoğurtla birlikte servis ettiğinizde muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.